Düzlem aynada gölge oluşumu. Arkadaşlar düzlem aynada gölge oluştururken öncelikle aynamızı yokmuş gibi kabul ederek kaynağımızdan ışınlar çiziyorum engelimize doğru. Ve perde üzerinde bir gölge alanı belirliyorum. Şurada bir gölge alanı belirledik. Peki buradaki düzlem aynada buradaki kaynağın bir görüntüsü oluşacaktır. Ve burada yine bir görüntü oluşturdum. Ve şuradaki mesafeler mutlaka birbirine eşit olacak. Sanki ikinci bir kaynak varmış gibi ikinci kaynaktan tekrardan cismimize ışınlar yolluyoruz. Ve bizim için her zaman arkadaki kaynak neyi oluşturuyordu? Tam gölge alanını. Çünkü iki ışık kaynağından birden ışık alamadığımız noktalarda tam gölge oluşuyordu. O zaman artık burada bir tam gölgenin, şuradaki kısmın ise yarı gölge oluşturduğunu söyleyebilirim. Çünkü bir kaynaktan ışık alıp diğer kaynaktan ışık alamayan noktalar bizim için neydi arkadaşlar? Yarı gölgedir diyebiliyoruz. Peki perdede oluşacak şeklin nasıldır diye sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle sanki ayna yokmuş gibi kaynağımızdan ışınları çizerek neyi oluşturduk? Bir gölge alanı belirledim. Sonra buradaki aynada kaynağımızın bir görüntüsünü oluşturuyorum. Ve görüntümüzün görüş alanını belirledim. Çünkü dikkat edersek buradaki görüş alanının dışında kalan kısım aşağı kısımdır. Yani bu aşağı kısma hiçbir şekilde ışık düşemeyecek. Yani artık bu aşağı kısmın bir tam gölge oluşturduğunu söyleyebilirim. Ve görüş alanı içinde kalan kısımdan yine cismimize bir ışın yolluyorum. Ve yolladığımız bu ışın yine bize bir tam gölge alanı verecektir. O zaman oluşan şekil değerimiz için yarısının bir tam gölge oluşturduğunu ve şu kısımların ise artık bir tam gölge, bu kısmın ise bir yarı gölge olduğunu söyleyebilirim. Düzlem ayna noktasal ışık kaynağı ve mat engel perde önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre perde üzerinde oluşan yarı gölgenin alanını arttırmak için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar öncelikli olarak aynamızı yokmuş gibi kabul ederek kaynağımızdan engelimize ışınlarımızı yolladık. Ve sonra şurada görüntümü oluşturdum ve bir de görüntüden yine engelimize ışınlar yolladık ve tam gölge alanını belirledim. Kaynağı iki yönünde ilerletmek. Kaynağı iki yönünde ilerletirsek arkadaşlar buradaki yarı gölgeyi belirlediğimiz alan artacaktır. Aynı zamanda görüntü de uzaklaştığı için tam gölge alanı da içeride küçülecektir. Yani tam gölge alanı giderek artacaktır diyebiliyorum. Bu bizim için doğru bir ifade. Engeli bir yönünde ilerletmek. Eğer engelimizi bir yönünde ilerletirsek arkadaşlar burada hem tam gölge hem de yarı gölgenin arttığını söyleyebilirim. O zaman ne olacaktır yine? Yarı gölge alanı artmıştır diyebiliriz. Düzlem aynayı bir yönünde ilerletmek. Eğer arkadaşlar düzlem aynayı bir yönünde ilerletirsek buradaki görüntü de kaynak ile ayna arasındaki mesafe arttığı için görüntü ile ayna arasındaki mesafe de artacaktır. Ve artık buradaki görüntü iyice geriye doğru hareket edecektir diyebilirim. Görüntü bizim için tam gölge alanını belirliyordu. Görüntüyü eğer engelden uzaklaştıracak olursan içerideki tam gölge alanı küçülür. İçerideki gölge alanı küçüldükçe şu gölge alanı sabitti. O zaman yarı gölge alanı giderek büyüyecektir diyebilirim. Olabilir yani. Perdeyi iki yönünde ilerletmek. Perdeyi iki yönünde ilerlettiğimizde ışınlarımızın uzantısı artacaktır. Ve burada hem tam gölge hem de yarı gölge alanı artacaktır diyebiliriz. Yani perdeyi iki yönünde ilerletmek de yapılabilecek bir işlemdir diyebiliriz. Şekildeki düzenekte perde üzerinde oluşan gölgenin şekli nasıldır denilmiş. Arkadaşlar öncelikli olarak kaynaktan ışınlarımı aynaya doğru yolluyorum. Ve yolladığımız bu ışınlar şuradaki mat engelden geçemediği için buradaki kısımdan yansıyamadı. O zaman burada artık bir gölge alanı oluştu. Yalnız şöyle düşünelim. Buradaki kaynaktan gelen ışınlar şu perdeyi direkt aydınlattığı için iki kere ışık alamayan noktalarda, yani bir kere ışık alabiliyorsak burada artık bir yarı gölge oluşacaktır. Ama dışarıki bölümlerde aynadan gelen ışınlar yansıyarak bir kere aydınlattı. Bir de kaynak aydınlattığı için iki kere ışık alacaktır. Bu kısımların aydınlık ama şuradaki kısmın ise bir yarı gölge oluşturduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar.